أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شيء شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا زمان بلغ girdikleri etfalu çocuklarınız minkum sizin hulum. Hulume erginlik çağına felyestezinu onlar da size izin istesinler kema gibi istezene izin istedikleri gibi ellezine o kimseler kimin kablihim kendilerinden öncekiler. Kezalike işte böyle yübeyyinu açıklar Allahu Allah lekum size ayatihi ayetlerini. Vallahu Allah alimun alimdir, hakimun hakimdir. Ve sizin çocuklarınız erginlik çağına girdikleri zaman kendilerinden öncekiler büyükleri izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar ve Allah alimdir, hakimdir. وَالْقَوَاعِدُ çocukluktan kesilmiş ve çocuktan kesilmiş مِنَنْ نِسَاءِ yaşlı kadınların لَاتِ لَا يَرْجُونَ ümidi beslenmeyen nikahen bir nikah فَلَيْسَ يُكْتُرْ عَلَيْهِنَّ kendilerine cünahun bir vebal اَنْ يَضَعَنَ çıkarmalarından ثِيَابَهُنَّ elbiselerini غَيْرَ etmeksizin مُتَبَرِّجَاتْ teşhir بِزِينَتِنْ زِينَتْلَرِي اَوْ يَسْتَعْفِفْنَ İffetli davranmaları hayrun lehunne. Kendileri için daha hayırlıdır. Vallahu Allah semi'un işitendir, alimun bilendir. Ve bir nikah ümidi beslemeyen çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetleri teşhir etmeksizin bazı elbiselerini çıkarmalarından kendilerine bir vebal yoktur.
İffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır ve Allah işitendir, bilendir. Leyse yoktur ala üzerine e'ma amaya haracun güçlük. Ve la yoktur ala üzerine e'raci topala haracun güçlük. Ve la yoktur ala üzerine maridi hastaya da haracun güçlük. Ve la bir sakınca yoktur ala üzerine enfusikum sizin içinde. En te'kulu yemenizde min buyutikum gerek kendi evlerinizden ev buyuti evlerinden gerekse evlerinden abaikum babalarınızın ev buyuti evlerinden ummahatikum annelerinizin ev buyuti evlerinden veya ihvanikum erkek kardeşlerinizin evlerinden ev buyuti veyahut da evlerinden ehavanik ehavatikum kız kardeşlerinizin evlerinden ev buyuti yine evlerinden e'mamikum amcalarınızın ev buyuti ve veya ev buyuti evlerinizden ammatikum halalarınızın ev buyuti evlerinizden ehvalikum dayılarınızın ev buyuti evlerinden halatikum teyzelerinizin ev buyuti ma ev veya ma meleket uhdenizde bulunduğunuz yerlerden mefatihahu anahtarları ev yahut sadiqikum dostlarınızın leyse yoktur aleykum üzerinizde cünahun bir sakınca en te'kulu yemenizde de cemi'en toplu halde ev veya eştata ayrı ayrı fe izâ zaman dehaltumum dehaltum girdiğiniz zaman buyuten evlere fesellimu selam verin ala enfusikum kendinize tahiyyeten bir yaşama dileği olarak min andi tarafından Allah'ı Allah tarafından mübareken mübarek tayyibeten ve pek güzel kezalike işte böyle yübeyyinu açıklar Allahu Allah lekum size ayati ayetleri leallekum umulur ki düşünüp anlayasınız ta'kilun düşünüp anlayasınız. Amaya güçlük yoktur. Topala üzerinde güçlük yoktur. Hastaya da üzerinde güçlük yoktur. Sizin içinde gerek kendi evlerinizde gerek babalarınız gerekse babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, evlerinden, teyzelerinizin evlerinden veya anahtarları uhdenize bulundurduğunuz yerlerden yahut dostlarınızın yemeğini yemenizden üzerinize bir sakınca yoktur. Toplu halde veya ayrı ayrı yemenizde üzerinize bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak kendinizi birbirinize selam verin. Kendinize birbirinize selam verin. İşte Allah düşünüp anlayasınız diye size ayetleri böylece açıklar. Yani Allah-u Teala yemekten razı ve memnun olduklarını, cimri olmadıklarını, üzüntü duymadıklarını bildiğiniz 11 yerden açık izin alınmaksızın yemek yemenizi bize mübah kıldı. Eğer bu ev sahipleri sıkılır, oflar yahut rahatsızlık duyarsa ev sahiplerinin yokluğunda yemeklerinde yemeyiz. Bu durumda sakınmaları talep edilir. Ayette geçen bu yerler şunlardır. Evlerimiz ve daha önce beyan ettiğimiz çocuklarımızın evleri, babalarımızın ve dedelerimizin evleri, annelerimizin ve ninelerimizin evleri, kardeşlerimizin evleri, kız kardeşlerimizin evleri, amcalarımızın evleri, halalarımızın evleri, dayılarımızın evleri, teyzelerimizin evleri, ev sahiplerinin vekalet yoluyla anahtarlarını elimizde bulundurduğumuz evler, arkadaşlarımızın evleri. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin. Evet. Devam ediyoruz. Yani şimdi burada bunlar toplu bir şekilde yenildiği gibi beraber oturulabilir de kimler? Kendilerine nikaha düşmeyenler. Nikaha düşenlerle kesinlikle bir arada beraber de oturamazlar, yemek de yiyemezler. Kimdir o nikaha düşmeyenler? Babalar, kardeşler, anneler, teyzeler, dayılar. İşte ayet-i kerimede geçenler. İnnemel mu'minune muhakkak ki müminler le'ellezine o kimseler ki amenu iman etmiş billahi Allah'a ve Resulihi Resulüne ve izâ iken kânu ma'ahu onlar onun ile ala üzerindeyken emri bir iş cami'i ortak lem yezhebu bırakıp gitmezler hatta yeste'zinuhu onlar için izin istemedikçe
Ondan izin istemedikçe in hakikaten ellezine kimselerdir ki yestezinuneke senden izin isteyenler ulaike şu ellezine o kimseler ki yu'minune iman etmiş olanlar billahi Allah'a ve resulihi resulüne fe iza öyleyse istezinuke senden izin istediklerine li ba'din bazı şe'nihim işleri için فَاَذِّنْ sen de izin ver. لِمَنْ kimselere شِئْتَ dilediğin minhum onlardan وَاسْتَغْفِرْ bağış dile lehum onlar için Allah'ı Allah'tan inne kuşkusuz Allah'a Allah gafurun mağfiret edicidir rahimun merhametlidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne inanmış kimselerdir. Onlar için onun ile ortak bir iş üzerindeyken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. Şu senden İzin isteyenler hakikaten Allah'a ve Resulüne iman etmiş kimselerdir. Öyleyse bazı işler için senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğin kimselere izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Kuşkusuz Allah mağfiret edicidir, merhametlidir. La tec'alu çağırmayın duae çağırmayın. La tec'alu yapmayın duae çağırmayın yani Resulü peygamberi beynekum kendi aranızda kedu'ai çağırır gibi. Ba'dikum birinizi ba'da biri kad muhakkaki ya'lemu bilmektedir. Allahu Allah ellezine yetesellelune birini siper edinerek minkum içinizden levazi livazen sıvışıp gidenleri fel yahzer sakınsınlar ellezine bu sebeple yuhalifune aykırı davrananlar an emrihi onun emrine intusibehum başlarına gelmesinler fitneten bir fitne bela ev veya yusibehum kendilerine isabet etmesinden azabın bir azap elimun çok elem verici bir azap. Peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. İçinizden birini siper edinerek sıvışıp gidenleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesine sakınsınlar. Ela bilmiş olun ki inne kuşkusuz lillahi Allah'ındır. Ma ne varsa semavati göklerde ve ardı yerde kad elbette ya'lemu iyi bilir ma neyin entum sizin aleyhi üzerine olduğunuzu ve yevmun ve yevme gün yurca'une döndürüldükleri ileyhi onun huzuruna fe yunebbi'uhum onlara hemen bildirir bima olduklarını amilu yapmış olduklarını vallahu Allah bi kulli her şeyin şeye şeyi alimun hakkıyla bilendir. Bilmiş olun ki kuşkusuz göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Elbette sizin neyin üzerine olduğunuzu iyi bilir ve onun huzuruna döndürüldükleri gün yapmış olduklarını onlara hemen bildirir. Ve Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Nur suresine içinde yer alan hükümlerin farz olduğu ifade edilerek başlandı ve dünyada işlediklerimizi Cenab-ı Hakk'ın ahirette bize bir haber vereceğini belirtip ilahi hükümlere bağlı ve sadık kalmamız emredilerek atıf yapıldı ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bildiği açıklanarak sure noktalandı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.